Veysel Balkaya hattımızda, beIN Sports Haber Müdürü Veysel Balkaya. Veysel, bugünkü toplantıyı merakla bekliyorduk biz de, Spor Bakanı'nın önderliğinde. Futbol Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı'nın da katılımıyla geniş katılımlı bir toplantı oldu aslında. Ortaya çıkan Mehmet Sepil'in açıklamalarını son dakika olarak verdik. Bize detayları aktarabilir misin? İsmail, gün geçtikçe bizde bir takvim üzerinde akıl yürütmekten ziyade artık kararlar üzerinden tartışmalara dahil olmaya başladık. Sayın Mehmet Sepil belli bir takvim koydu masaya. Burada biraz ipucu vermekte fayda var, onları açayım size. Haziran'ın ikinci haftası itibariyle zikredilen tarihler, tabii ki bu toplantının ardından çıkılıp bilim kurulunun tavsiyeleri, koronavirüsün Türkiye'deki seyri, hastalığın, salgının gidişatı çerçevesinde hareket edilecek şeyler. Burada kulüpler, federasyon, bakanlık ve bilim kurulu haliyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ekseninde alınacak kararlar çerçevesinde bir ilerleme olacak. Bugünkü toplantıdan başka notlar aktaracak olursak, iki devreli bir toplantıydı diyebiliriz. Biraz uzak kaldığımız futbol terimlerini de hatırlatayım. 2.45 dakikaydı gibi düşünün. İlk yarısında genel bir tempoda kulüplerin ekonomik durumuyla alakalı şeyler masaya yatırıldı. Burada genel sorunlarla, dövizin hareketiyle nelerle karşılaşılabileceğine dair şeyler tartışıldı. Ardından ikinci oturumda ise işte sizin de az önce konuştuğunuz, Sayın Mehmet Sepin de şu an TRT ekranlarında açıkladığı detaylar, teknik konulara girildi. Takvim malum. Bu açıklamaların içerisinde benim eklemek istediğim başka bir konu da haliyle oyunculardan ya da sözleşmelerden yapılması gereken indirimler, bunlar da masaya yatırıldı. Şu an %25-30-35 bandında, 25 ila 35 bandında bir indirim planı dahil masada. Ama tekrar ligler iptal edilirse mi bu, Veysel? Bu ligler iptal edilirse değil İsmail. Bu sezonki sözleşmeleri kapsayacak şekilde bir indirim. Yani ligler oynansa dahi bir indirim olacak. Eurolig'in yaptığı aynen gibi. Öyle. Evet. Aynen, çok doğru. Veysel bir şey sorabilir miyim? Sen çok iyi aktaracaksındır. Veysel, alınacak ve yapılacak yaptırımı olan bir karar mı, tavsiye mi? Yani oyunculara bunu mecbur mu tutacaklar, %25 ile 35 arasında indirimi? Tabii ki İlker abi, bunları ilerleyen toplantılarda daha net konuşabileceğiz. Bu şu an ilk kez zikredilen, ilk kez masaya yatırılan bir konu. beIN Sports Haber Müdürü Veysel Balkaya, teşekkür ediyoruz. Hollanda liglerinde gelecek sezonla ve bu sezonla alakalı bir somut karar var. Metecan Kambur hattımızda. Hollanda'da bugün somut bir karar açıklandı. Küme düşme yok, çıkma yok, şampiyon yok. Şu anki sıralamaya göre de Avrupa kupalarına gidilecek. Resmi az önce açıklandı, bir 10 dakika oldu bu açıklamalı. Yani Hollanda'da şampiyon yok, küme düşme yok, çıkma yok. Ve şu anki sıralamaya göre de Avrupa kupalarına gidilecek. İşte Ajax Averaj'la lider AZ Alkmaar önünde. AZ Alkmaar da ikinci. Ajax direkt şampiyon yine gidecek. AZ Alkmaar playoff, Feyenoord'da Avrupa Ligi'ne gidecek. İşte 4-5-6 tam sıralama şu anda aklımda değil. Avrupa kupalarına gidilecek. Ama kulüplerin buna tabii ki dava açma hakkı hala var. Ne olacağını göreceğiz ama hani pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü sağlık söz konusu. Çünkü 4-5 gün önce veya 3 gün önce Başbakan Mark Rutte, Hollanda Başbakanı da açıklama yaptı. Bir evle kadar futbol yok. O da saygıyla karşılandı. Zaten sadece futbol değil, restoranlar kapalı burada da. Şimdi bir altını çizelim önce. İlk olarak Başbakan bir açıklama yaptı Metecan, tabii. Doğru mu? 1 Eylül'e evet. Kadar Hollanda'da futbol oynanmayacak şeklinde. Aynen öyle. Bir 3-4 gün önceydi yanılmıyorsam. Ya 4 gün önce. 1 Eylül'e kadar futbol oynanmayacak dendi. Peki evet. Şimdi ilginç bir durum söz konusu. Şampiyon tescil edilmiyor. Küme düşenler de tescil edilmiyor. Çıkan da olmayacak dolayısıyla, yani ligdeki katılımcı evet. Da değişmeyecek. Peki henüz çok erken ama belki de daha önce konuşulmuştur bu. Alt liglerden bununla alakalı herhangi bir itiraz ya da süreçle alakalı bir ses çıktı mı? Ya enteresan, bugün oylama yapıldı. Kulüpleri, KNFB, Hollanda Futbol Federasyonu oylama yaptı, işte çıkma istiyor musunuz, düşme istiyor musunuz diye. Kulüpler düşme olsun dediler. Ama ondan sonra federasyon hayır olmayacak dedi. Kaldı ya, böyle kaldı. Enteresan. Yani kesinlikle bir şeyler çıkacak. Yani çünkü RKS Valwijk takımı çıkmaya çok yakındı. Kezarnay'a yakındı öyle. Yani çıkacak
yani önümüzdeki sene planlarını yapıyorlar.